Kent Füzyon İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün devam ediyor. İkinci bölümümüzde karşınızdayız. Yeni günde yeniden sabahın erken saatlerinde orduluların günaydın mesajlarını ekranlara getirmiştik. Onlar için bir kez daha getirelim. Belki izlemeyenler vardır. Bakalım kimler neler söylemiş. Günaydın! 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 Herkese günaydın. Herkese günü güzel olsun. Mutlu başlasınlar. Günaydın. 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 Tüm ordu halkının sabah işlerine hayırlı uğurlu olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın ordu. Güzel günler diliyorum size. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlı günler diliyorum. Günaydın. Günaydın ordu diyelim. Günaydın. Günaydın. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Çocuklarımın hepsine selam gönderiyorum. Şu anda çalışan bütün arkadaşlara selam gönderiyorum. Buradan tüm halkına selam gönderiyorum. Güzel bir gün olsun herkes için. Ne kadar yağmurlu bir gün de olsa herkese bol neşeli günler diliyorum. İçimizden ne geçiyor? Terör olaylarının bitmesi geçiyor. Ekonominin düzelmesi geçiyor. Hükümetin iyi çalışması geçiyor. Her şey. Bütün arkadaşlara selam, dostlara. Buradan tüm arkadaşlarıma, beni izleyen herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Gününüz güzel geçsin, iyi dileklerle. Annemi çok seviyorum. Gününüz güzel geçsin inşallah. Günaydın güzel ordumun güzel insanları. Günaydın Erol'um. Bir kez daha güzel ordumuzun güzel insanlarına günaydın diyelim ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz olursa. İlk bölümümüzde Rusya ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe biraz detaylı yer vermiştik. Yine günün ikinci önemli gündemine geleceğiz şimdi. Dün akşam saatlerinin en sıcak konusu Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül, gazetede MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasıyla ilgili gerçeğe aykırı bazı görüntü ve bilgiye yer verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam itibaren tutuklandılar. Adli koridorlarında fotoğraf makinelerinin ve kameraların sokulması yasaklanmıştı biliyorsunuz. Bunun için içeride olup bitenler kayıt altına alınamadı ama akıllı cep telefonları aracılığıyla sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapıldı. Mahkeme koridorlarında olup bitenler yayınlandı. Ancak yasağa uyma noktasında bu görüntüleri de maalesef veremiyoruz. Şimdi bu davayla ilgili biraz başa dönelim. Nasıl başlamıştı o soruşturmalar? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Gazetesi'nde 29 Mayıs'ta MİT tırlarıyla ilgili yayınlanan fotoğraflı haber üzerine devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasi ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, terör örgütünün propagandasının yapma suçlarından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkında soruşturma başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Muhammer Cemaloğlu da 2 Haziran'da gerçeğe aykırı bazı görüntü ve bilgiye yer verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekillerinden İrfan Fidan, İki gazetecinin devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek, devletin güvenliği veya iç veya siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak, silahlı örgüte üye olmak suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Şimdi dün akşam saatlerinde yaşanan o gelişmelerle ilgili görüntülerimiz var. Önce onları izleyeceğiz. Daha sonra ya da devam edelim, görüntüleri kaçırdık. Dündar ve Gül hakkında biliyorsunuz geçtiğimiz Mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde dün sabah saatlerinde ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade verdiler. Ardından dün akşam saat 17 sıralarında nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde mahkemeye başladı. 19.50 sıralarında duruşma bitti. Karar içinde duruşmaya ara verildiği sırada Can Dündar ve Erdem Gül bir süre için dışarıda bekleyen izleyiciler ve meslektaşlarının yanına geldi. Daha sonra da salona geri döndüler. Yine dün akşam saat 21.20'de mahkeme kararını açıkladı.
İstanbul Nöbetçi 7. Suç Ceza Hakimliği, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmalarına karar verdi. Can Dündar, salona giremeyenlerin yanına geldi kısa bir süreliğine. Arkadaşlar, tutuklandık, üzülmeye gerek yok. Bunlar bizim için şeref madalyası diye konuştu. Saat 22.10 sıralarında dün akşam Can Dündar ve Erdem Gül tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildiler. İşte o görüntüleri şimdi izleyelim. Arkadaşları da destek için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Can Dündar ve Erdem Gül tutuklanır. Onların kalemini başka gazeteciler devralır. Bunu herkesin bilmesi ve bu davayı yakından takip etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Dava şartı olmayan özel talimatlarla, özel emirlerle burada bir soruşturmanın başlatılması, tutuklama kararının verilmesi hukukun katlidir. Bu arada Doğan Medya Grubu'na yakınlığıyla bilinen Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç karara tepki gösterdi. Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül değil, Özgür Haber, halkın haber alma hakkı tutuklanmıştır açıklamasını yaptı. İstanbul Barosu'ndan pes diyoruz açıklaması geldi tutuklamaya tepki olarak. Saat 23.30'da da Can Dündar ve Erdem Gül haklarındaki tutuklama kararının ardından Silivri cezaevine konuldu. Bu arada 120 ülkede üyeleri bulunan Uluslararası Basın Enstitüsü Dündar ve Gül'ün tutuklanmalarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Terör, silahlı örgüt üyeliği ve casusluk gibi suçlamaların gazetecilerin yargılanmasında kullanıldığı Türkiye'de demokrasi ve basın özgürlüğü kara bir gününü yaşamıştır. Dündar ve Gül'ün en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmasını diliyor. Yetkilileri bunu sağlayacak reformları ivedilikle gerçekleştirmeye davet ediyoruz açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yanı sıra bir grup vatandaş da Genel Yayın Yönetmeni Cumhuriyet Gazetesi Genel Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanma kararını protesto etti. Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde toplanan grup çeşitli sloganlar attı. Gruba CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Hilmi Yarayıcı da destek verdi. Bu arada tutuklanan gazetecilerle ilgili yazılı iki ayrı açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İlk mesajı Twitter'dan geldi, kendisine ait Twitter'dan. Dündar ve Gül'ün tutuklanmalarına tepki gösterdi. Suçu işleyenler değil de suçun haberini yapanlar tutuklanıyorsa kimse Türkiye'de basın özgür, yargı bağımsız ve tarafsızdır demesin açıklamasını yaptı Kılıçdaroğlu. İkinci açıklaması ise biraz daha ayrıntılı geldi. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinden yapıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dündar ve Gül'ün tutuklanmasına ilişkin "Biliyorum ki başınız dik, girdiğiniz o cezaevinden başınız dik olarak çıkacaksınız." dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün gazetede MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasıyla ilgili gerçeğe aykırı bazı görüntü ve bilgiye yer verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Dündar ve Gül'ün tutuklandığı bugünün demokrasi ve basın özgürlüğünün kara günü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kararın hukuki olmadığını da savundu. Can Dündar'ın "Bizler casus değiliz, hain değiliz, kahraman değiliz, bizler gazeteciyiz. Burada yapılan şey de baştan sona gazetecilik faaliyetidir" şeklinde bir açıklaması vardı. Erdem Gül'ün de "Bir gazeteci ülkesinin tehlikede olduğunu görüyorsa bu haberi yapmak onun görevi ve zorunluluğudur" sözlerini hatırlattı Kılıçdaroğlu. Dündar ve Gül'ü "en içten duygularımla kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. Açıklamasında "sevgili Can ve Erdem" diyerek Can Dündar ve Erdem Gül'e de seslendi ve şöyle söyledi: "Sizleri tanıyor olmaktan gurur duyuyorum. Halkın haber alma özgürlüğüne duyduğunuz sarsılmaz inanca yıllardır duyduğum hayranlığı bir kez daha ifade etmeyi sorumluluk olarak görüyorum. Meslektaşlarınızla sürdürdüğünüz eşsiz dayanışmanıza
kapınızı çalan tüm mağdurlara karşı gösterdiğiniz yakın ilgiye şahit olmuş biri olarak sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Biliyorum ki başınız dik girdiğiniz o cezaevinden başınız dik olarak çıkacaksınız dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Gün içerisinde bununla ilgili yaşanan gelişmeler olduğunda yine yeni gün içerisinde paylaşmaya devam edeceğim. 64. Hükümet Kabinesi açıklandı biliyorsunuz sayın seyirciler. Karadeniz bölgesinde Bakanlar Kurulu'nun önemli bir ağırlığı var. Bunlardan bir tanesi de Bayburt'taydı. Bayburtlular dün akşam ilk kez bakanlarını karşıladı. 64. Hükümetin çiçeği burnunda Maliye Bakanı Naci Ağbal, seçim bölgesi ve memleketi Bayburt'a bu kez bakan sıfatıyla, Maliye Bakanı sıfatıyla geldi. Dün gece geç saatlerde bu haberde bu sabaha karşı ajanslara düştü. Saat 2.30 sıralarında çok taze görüntüler, bunları hemen paylaşıyoruz. Erzurum'dan karayoluyla memleketi Bayburt'a gelen Bakan Ağbal vatandaşlar tarafından da hemşerileri tarafından da büyük bir coşkuyla karşılandı. AK Parti İl Başkanlığı binası önünde kendisini karşılayan vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Bakan Ağbal, 1 Kasım seçimlerinde Bayburt'un Rize ve Konya'nın ardından AK Parti'ye en güçlü desteği veren il olduğunu belirtti. 1 Kasım akşamında da İslam aleminin bütün coğrafyalarında kalplerin güm güm attığını ifade ederek, çünkü herkes biliyordu ki Türkiye dimdik ayaktaysa İslam alemi de dimdik ayaktadır diye konuştu. Yine hemşeriler hitap etti. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Tekrar devam edeceğiz. Heyecan dorukta. Herkes o akşam Türkiye'deki seçimin sonuçlarına kilitlendi. Çünkü herkes biliyorlardı ki Türkiye dimdik ayaktaysa İslam alemi de dimdik ayaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 64. hükümetini Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız arz etti. Sayın Cumhurbaşkanımız onayladılar. Bayburt'ta doğmuş, Bayburt'ta büyümüş, Bayburt'un toprağından, sütünden, bağrından çıkmış bu kardeşimizi Maliye Bakanı olarak gören öncelikle Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza bizleri böyle önemli, kıymetli, kutsal bir göreve layık gördükleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Allah utandırmasın. Önümüzdeki 4 yıl boyunca 64. hükümetimiz olarak canla başla, gecemizi gündüzümüze katarak vatandaşımızın 1 Kasım seçimlerinde bize gösterdiği teveccühün karşılığında durmak yok. Yola devam. Çalışacağız. Gayret edeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine en hızlı şekilde Allah'ın izniyle sizlerin dualarıyla yetiştireceğiz. Evet, Bayburtlularda da bu coşku vardı. Demişti ki bakan yeni bakan çiçeği burnunda bakan, Bayburt'ta doğmuş, Bayburt'ta büyümüş, Bayburt'un toprağından, sütünden çıkmış bu kardeşinizi Maliye Bakanı olarak gören, öncelikle Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere böyle önemli, kıymetli, kutsal bir göreve layık gördükleri için şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim bu önemli görevde utandırmasın diye konuştu. Şimdi başka bir haberle devam edeceğiz. Kayseri'ye uzanacağız. Diyeceksiniz ki ne alaka Kayseri? Kayseri'de biliyorsunuz daha önce Ordu'da görev yapan bir vali görev yapıyor. Kayseri valisi Orhan Düzgün'den bahsediyorum. Bununla ilgili haberimizi paylaşacağız. Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Kayseri valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti. Çünkü Kayseri valisi Orhan Düzgün biliyorsunuz 17 Eylül 2009 ile 15 Mayıs 2013 tarihleri arasında da Ordu valisi olarak Ordu'da görev yapmıştı. Kayseri'ye de Ordu valiliği görevinden sonra atanmıştı. Ordu'dan yıllardır yüzlerce, binlerce bürokrasi adamı, kaymakam, vali gelmiş geçmiştir. Ancak işte Ordu eski valisi Orhan Düzgün gibi gönüllerde taht kuran, Ordu'da yaşayan herkesin gönlünü, sevgisini kazanan sayısı çok azdır. Ordu eski valisi, şimdiki Kayseri valisi Orhan Düzgün de bu isimlerden birisidir. Bunun için görev yaptığı süre içerisinde bizlerin de gönlünde taht kurduğu için bulduğumuz her fırsatta sevgiyle, saygıyla, hürmetle anarız kendisini. Biliriz ki kendi gönlünde de ordunun ve orduluların yeri
bir başkadır. Bugün de Ordu eski valisi Orhan Düzgün'ün kulaklarını bu şekilde çınlatalım istedik. Bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz kendisine. Haberimize dönüyoruz. Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş'i kabul etti. Vali Düzgün Memiş çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sağlık Sen olarak 210 bin, Memur Sen olarak da 950 bin üyeye sahip olduklarını söyledi. Türkiye'de sağlık çalışanlarının yarısı üyemiz diye konuştu. Kayseri'nin sağlık açısından Türkiye'de adından söz ettiren bir il olduğuna da vurgu yapan Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, çalışanı memnun eden bir sistem var, çalışanların da hak ettiklerini almaları gerekiyor diye konuştu. Vali Düzgün de kendilerini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kayseri hakkında bilgiler verdi. Sanayi ve ticaret şehri olarak tanımladı Kayseri'yi. Bununla birlikte aynı zamanda sağlık merkezi de diyebiliriz. Çünkü 30'un üzerinde özel ve kamu hastanesiyle çevre il ve ülkelerden dahi fazla hasta kabul eden bir il konumunda olduklarından bahsetti. O görüntüleri izliyoruz şimdi. Bu anlamda Kayseri'de de 4500 üyemiz var. Yaklaşık burada da 150'ye yakın çalışanların üyemizlerimizin üyesi. Burada da arkadaşlarımız kurumlarla, çalışanlarla idare arasında bir köprü görevi görmek kaydıyla çalışan motivasyonunun sağlanması noktasında katkı sunuyorlar. Tabii dışarıdan da bu amaçla buraya gelip işte bilgisini, görgüsünü artırmak, staj yapmak. Kayseri tabii Anadolu Sanayi ve Ticaret'in merkezi olarak bilinir. Evet, bir kez daha Kayseri'ye, Kayseri Valisi Sayın Orhan Düzgün'e buradan, Ordu'dan, TV52'den sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Kayseri'den bahsetmişken bir haber daha paylaşayım. Kayseri'den Metin Memiş'in haricinde başka bir haber daha paylaşacağız. Çok enteresan bir haber. Kayseri Lisesi ile alakalı. Kayseri Lisesi'nin yaklaşık 122 yıllık bir geçmişi var sayın seyirciler. Türkiye'nin en çok devlet adamı yetiştiren liselerinden bir tanesi Kayseri Lisesi. Onunla ilgili çeşitli istatistiklerimiz, bilgilerimiz olacak. Önce o görüntülere bakalım, ardından görüntülerin üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Dedik ki ilginizi çekeceğini umduğumuz bir haber dedik. 1893 yılında kurulan ve 122 yıllık bir maziye sahip olan Kayseri Lisesi ile ilgili haberimizi ekranlara getiriyoruz. Türkiye'nin en çok devlet adamı yetiştiren lisesi unvanını elinde bulunduruyor. Ayrıca lisenin bir başka ilginç ve eğitim tarihine, Türk eğitim tarihine giren farklı bir özelliği daha var. O da şu: 1920-1921 eğitim öğretim yılında hiç lise mezunu verememiş olması Kayseri Lisesi'nin. Çünkü bu dönemde okuyan lise son sınıf öğrencilerinin tamamı gönüllü olarak gittikleri Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düştü. Bu yüzden Kayseri Lisesi o tarihte hiç mezun veremedi lise son öğrencilerinden. Peki bunu nereden biliyorsunuz diye merak edenler olabilir. Onu da söyleyelim. Şair Cahit Külebi Kayseri Lisesi'nin bu kahramanlık hikayesini müfettiş olarak görev yaptığı sırada okul kayıtlarını incelerken tesadüfen ortaya çıkarmış. Emin olmak için de bu tarihteki genelkurmay arşivlerini de inceleme fırsatı olmuş ve okulun lise son sınıftaki 62 öğrencisinin tamamının gönüllü olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne gittikleri ve bir daha geri dönemedikleri de belgelenmiş oldu. Böylece o tarihte de Türk eğitim tarihine geçen Kayseri Lisesi o tarihte hiç lise mezunu verememiş olmasıyla da hafızalarda yer edinmiş. Yetiştirdiği siyasetçi, bürokrat ve sanatçılarla tanınıyor Kayseri Lisesi. Bu okuldan mezun olan son devlet adamı ise Ekonomi Bakanı, şimdiki Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş oldu. 1957 doğumlu Elitaş 1977 yılından bu lisede mezun oldu. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Kayseri Lisesi mezunları arasında. 2 Cumhurbaşkanı, 2 Başbakan yetiştirdi, bir de Genelkurmay Başkanı yetiştirdi. Bu lise tarihe bu şekilde geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, yine Eski İmar ve İskan Bakanı Ahmet Kara Aslan, Eski Devlet ve Milli Savunma Bakanlarından Mehmet Yazar, Ulaştırma ve yine Milli Savunma Eski Bakanlarından Saadettin Bilgiç, İçişleri Eski Bakanı Korkut Özal, Turizm Eski Bakanı Mehmet Bahattin Yücel, Devlet Eski Bakanı ve Eski Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Turan Feyzoğlu, Ulaştırma Eski Bakanı Naci Kınacıoğlu, Eski Sosyal Hizmetler Sosyal ve Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski İmar ve İskan Bakanı Mehmet Yüceler ile Milli Savunma Eski Bakanı Sebahattin Çakmakoğlu ile sanatçılar Emel Sayın ve Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden Göksel Arsoy da Kayseri Lisesi mezunlarından. Kayseri Lisesi bugün toplam 29 derslikte 56 öğretmeniyle birlikte 804 öğrenciyi yetiştiriyor. Asırlık Kayseri Lisesi diyebiliriz. Ve geliyoruz dünden kalan ordu haberlerine. Ordu'da dün muhtarlar, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz'in bir açıklaması vardı. 64. hükümeti kabinede ikinci sırada Başbakan Yardımcısı ünvanıyla bulunan Ordu Milletvekili, AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili açıklamalarda bulunduğu Akdeniz dedi ki ordunun değer katacağına inanıyoruz. Ordunun hizmet alma noktasında en üst seviyeleri yaşayacağı yeni bir sürece giriyoruz dedi. Orduların Numan Kurtulmuş'un kabinede Başbakan Yardımcısı olarak yer alması da ayrı bir sevinç kaynağı oldu. İşte o görüntüleri izliyoruz. ...64. Hükümetin Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı olarak görev alan AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, 62 ve 63. hükümetin ardından 3. kez Başbakan Yardımcılığı göreviyle görevlendirildi. Kurtulmuş'un yeni kabinede hem Başbakan Yardımcısı hem de hükümet sözcüsü olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan sonra gelen ikinci isim olması, aynı zamanda Ordu Milletvekili olarak mecliste de yer alması Ordu'da büyük sevinç yarattı. Ordunun da yatırımlara yönelik umudunu artırdı. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz de bu umudu taşıyan isimler arasında. Aynı zamanda Ordu Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Akdeniz, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un ordunun değerine değer katacağı düşüncesine sahip. Tabii bizler özellikle ordu adına önemli bir isim olan Sayın Numan Kurtulmuş'un tekrar kabinede Başbakan Yardımcısı olarak görev alması hem ordu adına hem de Türkiye adına önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii Numan Bey çok tecrübeli bir siyasetçi. Hem ülkeye lazım gerekecek bir siyaset adamı, kendini yetiştirmiş bir siyaset adamı. Dolayısıyla ben orduya da geçmiş dönemde olduğu gibi bundan sonra da çok faydasının dokunacağını düşünüyorum. Özellikle Karadeniz'e baktığımızda Trabzon, Ordu ve Samsun illerinin bakan çıkartması, yine bir iç bölgede Bayburt ilinden de bir bakan çıktı bu dönemde. Yani 4 bakanlık var Karadeniz bölgesinde. Bayburt tohumlu bir değerli büyüğümüz de bakan oldu. Dolayısıyla ordu yerliliğine bakacak olursak da tabii Numan Bey'in orduya yapılacak hizmetler konusunda da orduya değer katacağını düşünüyorum. Geçmişte de bu değerleri kattı zaten. Şimdi de katacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben 64. hükümetin inşallah ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakanımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekrar Başbakan Yardımcılığı. Son dakika haberleri de paylaşmaya devam edelim. Ajanslara düşen son dakika haberleri özellikle Rusya ile ilişkiler konusunda. Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus uçağının ardından bundan sonra ne olacak sorusuna cevap aranıyor. Suriye sınırında uçan Türk ve Rus uçakları arasında da artık kilit atma savaşları başlamış. Rusya'nın Laskiye'ye kurduğu S-400 hava savunma sistemiyle birlikte bu tacizini daha da artırması bekleniyor şeklinde açıklamalar yapılıyor. Askeri kaynaklar Türk hava sahasının ihlaline devam edilmesi ve uyarıların dikkate alınmaması durumunda pilotlara verilen vur emrinin
hala geçerli olduğuna dikkatleri çekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gerilimi tırmandırma niyetinde değil şeklindeki açıklamaları havayı biraz yumuşatmış. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da Türkiye ile savaşa girecek değiliz ifadeleri yine sıcak çatışma riskinin de bölgede en azından uzak olduğu izlenimini ortaya koymuş oldu. Türkiye'nin Rusya'yı hem diplomatik yollardan hem de Ankara'daki askeri ateşleri üzerinden kapsamlı bilgilendirmesi ve uçağın vurulduğu sırada milliyetinin bilinmediğini anlatması da Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum içinde olmadığını göstermiş oldu. Bundan sonra ne olacak sorusunun cevabı da böylece hala geçerliliğini koruyor. Bu arada askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre düşürülen uçakla birlikte sınır hattında da radar kilit savaşları başladı. Tıpkı bilgisayar oyunu oynar gibi Rus uçakları Türk uçaklarına, Türk uçakları Rus uçaklarına roket ateşleme sistemlerini kilitliyor. Belli bir süre kilitli tutuyor, daha sonra kilidi bırakıyor. Karşılıklı bu şekilde tacizler de oluyor tabii havada. Devam ediyoruz gündemimize. Ordu Giresun Havalimanı'ndan yaylalara teleferiklerle çıkılacak. Ordu Giresun Havalimanı'nın ardından orduları heyecanlandıracak yeni bir proje hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Bu proje ile havalimanından yaylalara teleferikle gidilmesi, yaylaların birbirine teleferikle bağlanması hedefleniyor. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun bir açıklaması. Çok büyük bir hayal gibi görünse de olmayacak şey değil demiş Vali Balkanlıoğlu. Orduya bu projenin yapılması için değerlendirmeler yapılıyor şeklinde de açıklaması var. Ordu'da yapılan dev havalimanı projesinden sonra orduluları heyecanlandıracak dev bir proje daha geliyor. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu hayallerin büyük olması gerektiğini söyleyerek Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un söylediği gibi yaylaları birbirine teleferikle bağlamak olmayacak şey değil dedi. Hayallerin geniş olması lazım, büyük olması lazım. İnsanlar önceden aya bakıp acaba bir gün bu aya gidebilir miyiz diye hayal kurmuşlar ve sonra gittiler. Önce insansız, sonra insanlı. Ondan ötesini de artık hayal ettiler. Dünyanın değişik uydular var, Güneş'in daha doğrusu, Güneş'in diğer uyduları. Merkür, Venüs, Dünya, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton. Daha şeye kadar böyle Merih gezegeni, işte yolculuk. Jules Verne zamanında yazmış böyle Ay'a yolculuk, 80 günde devre alem filan. Ve bütün bunların aşağı yukarı Jules Verne'in hayalleri gerçekleşti. Şimdi bizim de hayalimiz ve arzumuz, bu hayalden de öte olmayacak bir şey değil. Dünyada da örnekleri var. Yaylalarımıza en kısa yoldan ulaşım ve iletişim sağlamak. Şimdi helikopter ulaşımı dahil, kara yolundan değişik alternatif yollar üreterek hem dereden kestirme yukarıya çıkma hem de şu anda kullanılan yolu biraz daha ıslah etme çalışmaları devam ediyor. Ancak Sayın Bakanımızın da seçimlerde beyanda bulunduğu gibi yaylaları birbirine teleferikle bağlama ve hava alanıyla ordu merkezden teleferikle yaylalara ulaşım. Bunlar da olmayacak şeyler değil. Ama zaman içerisinde Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, insanlarımız zengin olup daha fazla vergi verdikçe gerçekleşecektir. Balkanlıoğlu projeyle ilgili değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Artık Türkiye geliştikçe bunlar bir çözüm olarak önümüzde. Türkiye'de 15 bin kilometre bölünmüş yol, duble yol yapılacak deyince herkes bıyık altından gülmüş, kaynağı nerede, bu nasıl yapılacak denmişti. Bugün bölünmüş yol 20 bin kilometrelere dayandı aşağı yukarı, bırak 15 bini ve standart yükseltildi, otoban standardına ulaştı. Yani hem asfalt kalitesi hem böyle keskin virajların yok edilmesi, tüneller, viyadükler, birçok Avrupa ülkesinde bu kalitede yol yok. Bunlar yapılabilmişse teleferik de yapılacaktır önümüzdeki günlerde. Yeter ki biz bu tür şeyleri diri tutalım, taleplerde bulunalım, isteyelim. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu da olacaktır yani. Peki bu konuyla ilgili bir bütçe çıkarıldı mı? Şimdi bir bütçe çıkarma aşamalarındayız. Fizibilitesi yapılıyor. Yani şimdi buraya yapılacak masraf acaba talebi karşılar mı? Buradan elde edilecek kazanç ne kadar sürede masrafı amorti eder? Yani şimdi buraya diyelim 300 veya 200 milyon lira para harcadı, trilyon. Pardon, 200 milyon dolar, 300 milyon dolar gibi bir para harcadık.
Acaba bu teleferiğin kullanımından, kullananlardan alınan ücretlerle, tabii bunun bir de işletme masrafı var, bakım, onarım, elektrik gideri gibi, onlar amortisman giderleri düştükten sonra işletme giderleri ne kadar sürede kendini amorti eder? Bunların hesaplanma aşamalarında maliyet az çok çıkarıldı. Ancak arz talep işte yukarıya kayak tesisleri yapılıyor, işte bir takım oteller filan. Zaman içerisinde buraya talep ne kadar olur? Onlar feasible mı? Yoksa milletimizin ve devletimizin kaynaklarını feasible olmayan atıl yatırımlara koymakta büyük bir vebal. Şimdi onun etüdü yapılıyor. Yine son dakika haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 10.25'i gösteriyor. Gazeteci Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasına dünya medyasından da çeşitli tepkiler geldi. Associated Press Ajansı İstanbul'da bir mahkeme, Muhalif Cumhuriyet Gazetesi'nden iki gazeteci, Türk Gizli Servisi'nin Suriye'deki İslamcı muhaliflere silah gönderdiğini öne süren bir haberi nedeniyle casuslukla suçluyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara büro şefi Erdem Gül, casusluk ve devlet sırlarını ifşa etmekte suçlanıyor. İki gazeteci tutuklandı diye duyurdu abonelerine haberi. Yine Associated Press'in bir başka haberi, Türk mahkemesi terör suçlamaları ve devlet sırlarını açıklamak iddiasıyla görülen davada iki saygın gazetecinin tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi şeklinde bir alt haber daha geçti. Reuters'in haberi var. İki saygın Türk gazeteci istihbarat teşkilatının Suriye'ye silah gönderilmesine yardımcı olduğunu ortaya koyduğu öne sürülen görüntüleri yayınladığı için teröre destek vermek suçlamasıyla tutuklandı şeklinde yine Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmalarının ardından bugün İstanbul ve Ankara'da gazeteciler Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde toplanacaklar, bir basın açıklaması yapacaklar. Gazetecilere Özgürlük Platformu bugün saat 15'te Cumhuriyet Gazetesi önünde toplanıp dayanışma mesajı vereceğini duyurdu. Wall Street Journal Türk yetkililer Salı günü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi, hatta Ankara muhabiri yazmışlar. Erdem Gül'ü casusluk ve terör örgütüne destek suçlamalarıyla hapse attı şeklinde haberi duyurdu abonelerine. Tutuklamalar gazetenin Paris merkezli sınır tanımayan gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü ödülüne değer görülmesinden bir hafta sonra gerçekleşti diye de bir dip anekdot paylaşmış. İngiliz BBC de kendi yayınlarında aboneleriyle paylaşmış Türkiye'de dün akşam yaşanan bu olayı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Büro Şefi Erdem Gül suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezası alabilirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kişisel olarak gazeteye dava açmıştı diye BBC'nin de haberi bu şekilde geçildi. Biz yine kendi gündemimize devam edelim. Bunlar son dakika gelişmelerdi. Yabancı basın bu saat itibariyle görmüş dün akşam saatlerinde yaşanan olayları. Ticaret borsasından bir haberimiz var sırada. Fındığın geçen sezon 22 liraya kadar çıktığı Ordu'da üretici bu sezonda fındığı yarı fiyatından sezona açtı. Neye uğradığını şaşırdı. Fiyat artsın diye beklerken bazen düştü, bazen de olduğu yere çakıldı. Şimdi de o inişlerden birini sürdürüyor. Ordu Ticaret Borsası'na yağan tepkilerin ardından da Borsa Başkanı Ziver Kahraman çok fazla bu tepkilere dayanamadı. En sonunda açıklama yapma kararı verdi ve suskunluğunu bozdu. İşte Kahraman'ın açıklamaları. Fındık beklenen fiyata çıkmayınca üreticinin sitemi günden güne arttı. Fakat Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, borsa fiyat belirleyemez, fındığın fiyatını ancak malın mülkiyetine sahip üretici belirler diyerek sitem etti. Üreticiye de fındığın fiyatı sizin elinizde diyerek 22 lira için tavsiyelerde bulundu. Şimdi geçtiğimiz sezonda ürün 22 liraya çıktı. Bunu Ordu Ticaret Borsası çıkarmadı arkadaşlar. Bunu kim çıkardı? Mülkiyeti kimin elindeyse mülkiyetine sahip olan, yani malın mülkiyetini elinde bulunduran kim? Çiftçi yaptı bunu. Bunu kim yaptı? Tüccar yaptı. Bunu kim yaptı? Fabrikacı. Bunu kim yaptı? İhracatçı ve sanayici yaptı. Çünkü o gün ne denmişti? Ben malımı şu rakamın altına, şu rakama çıkmadan satmayacağım dedi ve direndi. Ve dolayısıyla bu işte alıcı ve tüketici arasındaki bu bir şeydir. Bir ticari, aslında bir ticari rekabettir. Malı tüketen
ister ki malını, tükettiği malı ucuz almak, mal üreten de ister ki malı en pahalıya satmak. Dolayısıyla bu uzlaşıda direnen taraf kazanacaktır. Bizim direncimiz, bizim arzu ettiğimiz fiyatların oluşmasına sebeptir. Haliyle bugünkü oluşan şey bu sebeplerin sonucudur. Borsalar sadece tüccarla, tacirle çiftçi arasındaki oluşan mübayayı ancak bizler ilan edebiliriz. Biz bir şey belirleyemeyiz. Belirlemek demek o ürünü almak demek. O ürünü biz borsalar hiçbiri ürün almazlar. Almadıkları gibi borsalardan destek isteyen arkadaşlarımıza bizim önerilerimiz şudur. Sizler için yine tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Sizlerin arzu ettiği rakamlara bir ürünün çıkmasını istiyorsanız arzu ettiğiniz rakamlara gelebilecek noktaya gelene kadar direneceksiniz, sabredeceksiniz. Sizlerin sabrettiği, direndiği her nokta fiyattır. Yine son dakika gelişmeleri paylaşalım. Ajanslara düşen son dakika haberler. Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Türkmen birlikler dün kaybettikleri Kızıldağ Tepesi'ni geri almak için bugünden itibaren saldırıya geçtiler. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkmen muhalifler sabahın ilk saatlerinde Bayırbucak Türkmen bölgesindeki Kızıldağ Tepesi'ne operasyon başlattı. Bölgede şiddetli çatışmaların devam ettiği öğrenildiği yerel kaynaklar Türkmenlerin bölgede ilerleme kaydettiklerini de açıkladı. Son günlerde rejimin karadan Rusya'nın havadan saldırılarına maruz kalan Kızıldağ, rejim ve muhalefetler arasında sık sık el değiştiriyor. Türkiye'ye 5 kilometre mesafede Kızıldağ, sınırdan hemen gazetecilerin de karşısındaki bölge en yüksek dağ olması sebebiyle özellikle de stratejik anlamda çok büyük önem taşıyor bölgede. Kızıldağ, Türkiye sınırına 500 metre mesafede bulunan bölgenin en doğu ucu olan Yamadı'ya kadar atış üstünlüğü sağlıyor. Rejim güçleri de bu tepeyi tam olarak ele geçirdiklerinde Kızıldağ'dan Yamadı'ya kadar Türkmenleri vurabilme ihtimalleri de var tabii. Bu da ayrı bir konu. Çanakkale'den bir son dakika gelişmesi. Ayvacık'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için denize açılan içinde 55 kişinin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 çocuk hayatını kaybetti. Bu arada Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 2 çocuk daha hayatını kaybetmişti. Bunu da paylaşalım. Olan çocuklara oluyor, başka bir şey değil. Ordu'dan bir başka haberimiz daha var. TEDES'e yakalananların %15'i yerli çıkmış. Ordu'da uygulamaya konulan trafik elektronik denetleme sisteminde ceza yiyenlerin %70'ini yabancı araçlar oluşturuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yerli sürücülerin artık uygulamaya alıştığını belirterek artık sürücüler, ordulu sürücüler özellikle TEDES uygulaması sistem kapsamında olan bölgelerde hatalara düşmüyorlar, cezai müeyyidelere maruz kalmıyorlar açıklamasını yaptı. 18 Kasım itibariyle Ordu'da uygulanmaya başlayan trafikte elektronik denetleme sistemine yakalanan sürücülerin %70'ini yabancılar oluşturuyor. Yaklaşık 1500-2000 civarında bir ceza işlemi oldu. Bunun ilk gün itibariyle yarısı 52 plaka idi. Şu an itibariyle yine cezalar daha da aşağıya düştü. Ceza yiyenlerin %15'i 52 plaka. Dolayısıyla transit yol olması sebebiyle Ordulular bu ceza makinalara, bu sisteme bir kez düştü. Maksimum bir kez düştü. Ordu'yu transit geçen araçların özellikle hız ihlali yaptıkları belirlendi. Ordulu sürücülerin ise kurallara uydukları belirtildi. İhlalin yapıldığı yerlerin başında Nefise Akçelik Tüneli geliyor. Özellikle yabancı plakalı araçların tünel içerisinde aşırı hız yaptıkları kaydedildi. Peki ne getirdi bu? Niye düşüyorlar? Yani biz bu cezayı niye yazıyoruz? Ya da sistem niye ceza yazıyor? Yazdığı alanlardan bir tanesi kırmızı ışıkta geçmeyeceksiniz diyor. Bunun yani her yerinde cezaya tabi. Geçmeyeceksin kardeşim. Bunu ben söylemiyorum. Devlet söylüyor, sistem söylüyor, dünya söylüyor. İki, diyor ki 70'te gideceksin şehir içinde. Tünellerde 80'la gideceksin. Ara yollarda da 110'la gideceksin. Ve biz bu noktaları tek tek kamuoyuna verdik. Yani vatandaşımız tuzağa düşmesin dedik. İlk gün 2000 civarında bir ceza uygulaması oldu. İkinci gün bu sayı düştü. Üçüncü gün düştü. Şu anda tahmin ettiğimiz noktalarda. Burada da tekrar söylüyorum. Yerleşik olan yani 52 plaka %10-15'ler civarında. Dolayısıyla ordulu bu işten ceza yemiyor. Cezayı yiyen, kurala uymayan bizim yerleşik insanımız değil.
İlk gün 2000 araca ceza yazıldı. TEDES sisteminde daha sonraki günlerde rakamın düştüğü ifade edilirken, ceza yiyenlerin sadece %15'ini ordulu sürücüler oluşturuyor. Yeri gelmişken hatırlatalım, trafik elektronik denetleme sistemi kapsamında Karadeniz sahil boyunun Ordu geçiş güzergahında şehir içi hız limitleri 70 km, şehir dışında kalan hız limitleri 110 km, ancak tünellerin içlerindeki hız geçişleri yine 80 km hızla sabitti. Bunların üzerine %10'luk opsiyonu da koyulduktan sonra aşılan hız limitleri olduğunda cezai müeyyidelere tabi tutuluyor sürücüler, bir kez daha hatırlatmış olalım. Kısa bir reklam aramız daha olacak. Daha sonra akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kent Vizyon, İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün devam edecek. İş kurmak, sayısız ihtimal, sayısız ilişki demektir. Büyümenizi sağlayan, sizin becerileriniz kadar çalışanlarınızdır. Sigortasız işçi çalıştırarak haksız kazanç sağlamanız sizi büyütmez. Aksine itibar ve para kaybınıza neden olur. Sigortalı işçi çalıştırmanın sigortasız çalıştırmaktan daha karlı ve daha insani olduğunu hiç düşündünüz mü? Sigortalı işçi çalıştırarak teşvik ve diğer avantajlardan yararlanın. Doğru olanı tercih edin. Güvenle büyüyün. Kayıtsız kalmayın. Hem kendinizin hem çalışanlarınızın geleceğini koruyun. Haner Çongur'un hazırlayıp sunduğu güncel programının bu haftaki konuğu iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Arzu Şen. Güncel her cuma günü saat 20'de. İyi seyirler. Bugün çok mutluyum. Biraz önce telefon geldi. Hanımı hastaneye götüreceğim. Ve ilk çocuğumuzu kucaklayacağız. Ama burada gemi yapıyoruz. Tankın içinde bırakılması tehlikeli olan bakımsız şaloma nedeniyle içeride gaz sızıntısı var. Çalışma izni için gerekli olan gaz ölçümü de yapılamadı. Çünkü amirin acelesi var. Kaynakçı arkadaş bir an önce işe başlamak zorunda. Kaynak kıvılcımı tankın içinde sıkışan gazı ateşleyip thank you.
Trafikte risk almaya değmez. Bilinçli davranın, kurallara uyun. Trafik hayattır. Sesinize kulak veren. Neşeli, eğlenceli. Güldüren, güldürürken düşündüren. Sizi, sizi anlatan. Bomba gibi bir program. Soruyorum. 3 Aralık Perşembe günü saatler 18'i gösterdiğinde yepyeni bir program Soruyorum sizlerle birlikte olacak. Kent Vizyon İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın seyirciler, saatlerimiz 10.40'ı gösteriyor. Son dakikalarımızı yaşıyoruz biz de Yeni Gün ekranlarında. Mardin'in Nusaybin ilçesiyle ilgili son dakika bilgileri var. Onları paylaşalım. Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre 13-26 Kasım tarihleri arasında ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. 2 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. 3 polisin yaralandığı operasyonlar sırasında 5 vatandaş da hayatını kaybetti. 18 vatandaş ise yaralandı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 2 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada operasyonlarda 116 barikatın kaldırıldığı ve hendeğin kapatıldığı, 42 perde ve brandanın da kaldırıldığı, barikat olarak kullanılan 4 tır ile 1 kamyonun bulunduğu yerden alındığı 27 tane tuzaklanmış bomba düzeninin de kontrollü şekilde imha edildiği aktarıldı valilik tarafından. Ekonomideki duruma bakalım. Dün saat 17.04'te 2914-2915 seviyesinde olan Amerikan doları bu sabah 2.93 üzerine çıkarak seçimden önceki seviyeye geri döndü. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin endişeler, Rusya ile gerginlik arası, Rusya ile yaşanan gerginliklerle ilgili olarak piyasalarda olumsuz hava ile kendini gösterdi. Dün yükselen dolar yukarı hareket ederek bu sabah da çıkışını sürdürdü. Başka bir son dakika gelişmesi yine Diyarbakır'dan çatışma haberleri geliyor. 3 tane polisin yaralı olduğu, bir teröristin de öldürüldüğü belirtiliyor. Diyarbakır'da devriye görevi yapan ekip aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 3 polis memuru yaralandı. Bu arada başka bir açıklama daha Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden geldi. Raymond Jensen'ın Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı bir açıklama. Letonya, NATO müttefiki olan Türkiye ile dayanışma içerisindedir. Rusya'nın Türkiye'deki NATO hava sahasının ihlalini kınıyoruz ifadesini kullandı. Rusya karşısında Letonya, Türkiye'nin yanında olduğunu duyurdu. Elimizdeki son haberi paylaşalım sizlerle. Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki kişi aldıkları para ve altın eşyalarla birlikte yakalandı. İşte o haber. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen iki farklı olayda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan HB ve BH, telefonla aradıkları kişilerden altın ve para talebinde bulundu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar telefonla aradıkları kişilerin başlarının belada olduğunu söyleyerek para ve altınlarını getirmesini istedi. Dolandırıcılar getirilen para ve altınları alarak kayıplara karıştı. HB ve BH tarafından dolandırılan mağdurlar emniyet ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olayların gerçekleştiği yerde bulunan iş yeri kameralarından inceleme başlattı. Neden insanları dolandırıyorsunuz? Polis ekipleri Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenilen HB ve BH'yi kız kıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Neden insanları dolandırıyorsunuz? Böyleydi son durum. Altın Ordu'da yakalanan dolandırıcılarla alakalı umarız bundan sonra bu tür olumsuzluklar yaşanmaz. Kapanışımızı yapacağız. Eğlenceli olacağını umduğumuz sosyal medya hesabı YouTube'dan indirdiğimiz bir görüntü var sırada sayın seyirciler. Onunla veda edelim. Haftanın son günüydü. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Pazartesi sabah saat 9'da yeni günde tekrar buluşmak ümidiyle dedikten sonra yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına herkese iyi hafta sonları dileyelim. Hoşçakalın. Took my shirt off to look sexy and the dog peed on it. Where's the dog? I did it and I don't regret it. When I see you move and I feel the night. When I'm in the mood and I feel it's right. Yeah, when I see you move and I feel the night. When I'm in the mood. Go! And I feel yeah! It's right. Kent Vizyon İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün sona erdi. Sesinize kulak veren
Neşeli, eğlenceli. Güldüren, güldürürken düşündüren. Sizi, sizi anlatan. Bomba gibi bir program, soruyorum. 3 Aralık Perşembe günü saatler 18'i gösterdiğinde yepyeni bir program, soruyorum, sizlerle birlikte olacak. Sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngen timsahın gözlerinin arasındaki mesafe ayaklarının büyüklüğüne eşittir. Göz bebekleri dikey olduğundan gece iyi görürler fakat renk görüdürler. Kuzey ve Güney Kutbu denizlerinde bulunan büyük buz kütleleri olan buzdağının en büyüğü 300 mil uzunluğunda ve 60 mil genişliğindedir. Bu buzdağı Belçika'dan daha büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. Yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak veya salamura gibi koruyucu olarak kullanılan ekşi meyve suyu olan sirke, asitli meyvelerden, üzüm ve elmadan yapılmaktadır. Sirkenin içindeki asit, incileri eritebilecek düzeydedir. Yassı solungaçlılar familyasına ait Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus kıyılarında görülen istiridyelerin bazı türleri 100 yıldan daha uzun süre yaşayabilir. Bazı istiridyelerde oldukça farklı bir özellik vardır. Virginia istiridyelerinin bazı türleri 5. aya kadar erkek olarak yaşar, sonraki aylarda dişiye dönüşerek yumurtlamaya başlarlar. Kedigiller familyasından etçil bir memeli olan kaplan, dünya üzerinde bulunan en büyük ve en ağır kedi türüdür. Sibirya kaplanlarının soyu tükenmek üzeredir. Amerikan Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum Derneği Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 bin kadar kaplanın evlerde beslendiğini belirtmektedir. Ördekgiller familyasına ait çok iri ve genellikle beyaz su kuşları kuğular, İngiltere'de kraliçenin malı olarak sayılır. Amerika'nın Carolina eyaletinin bataklık bölgelerinde yaşayan böcek kapan venüs bitkisi, en tanınmış ve en nadir bulunan etçil bitkiler arasında yer alır. Genellikle büyük karıncalarla, bazen de sinek, örümcek, arı, güve ve küçük kurbağalarla beslenen venüs bitkisi, yapraklarının kırmızılı rengi ve salgıladığı nektarlarla hayvanları cezbetme özelliğine sahiptir. Hayvanlar kenarları sivri kirpiklerle kaptı ve çanağı andıran bu tuzakların içine girerler ve kımıldadıkça boğularak veya ezilerek ölürler. Arizona çöllerinde yaşayan Gila canavarı dünya üzerindeki en tehlikeli kertenkele türüdür. Yılda sadece 4 kez yemek yer. Isırığı tedavi edilmezse öldürücüdür. Haner Çongur'un hazırlayıp sunduğu güncel programının bu haftaki konuğu iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Arzu Şen. Güncel her cuma günü saat 20'de. İyi seyirler. Kilidini kırdığım için üzgünüm. Fena değil. Şimdi Ordu'ya Sarı Göller kalitesi geliyor. Arçelik konsept mağazamız hizmetinizde.
Sarıgöller 90 yıllık iş tecrübesinin yanı sıra 60 yıllık Arçelik ve 15 yıllık Bellona bayiliği deneyimiyle artık Ordu'da. Tüm Arçelik ürünlerinin teşhir edildiği 250 metrekarelik konsept mağazamızda satışlarımız başladı. Uzman ve eğitimli kadromuz sizlere hizmet etmekten mutluluk duyacaktır. Mağazamızda tüm Arçelik beyaz eşya, ankastre, elektronik, süpürge ve küçük eşyaların yanı sıra Grundig, Asus, Toshiba, Lenovo bilgisayarlar, iPhone, Samsung, LG ve tüm marka cep telefonları ile hizmetinizdeyiz. Satış sonrası hizmette Türkiye'nin en iyi şirketi Arçelik markamızla ücretsiz nakliye ve montaj imkanını sizlere sunuyoruz. Şimdi Arçelik zamanı. Şimdi Sarıgöller zamanı. Adres Zübeyde Hanım Caddesi, numara 131, Garanti Bankası yanı Ordu. Telefon Türkiye'nin her yerinden alan kodu olmadan 444-5990. Güveninizin eseri Sarıgöller. Marifet, kaliteyi ucuza almak. Yeni evlenenlere, evlenmeyi düşünenlere, çeyiz ve düğün hazırlığı yapanlara çok özel indirimlerle beyaz eşyadan halıya, elektrikli ev eşyalarından şok kampanyalara kadar hepsi Saray AVM'de. Kaşmir ve Padişah halılar, Brilliant ve Taç perdeler, hayatın lezzeti Korkmaz sofra ve mutfak ürünleri, her bütçeye şok kampanyalar ve uygun alışveriş Saray AVM'de. Dedik ya, marifet, kaliteyi ucuza almak. Saray AVM. Uğur Kaçar, Şarkiye Mahallesi Gündoğdu Sokak numara 11, telefon 0452-666-2111, Altınordu, Ordu. Citroen'den fırsat günleri. Şimdi Citroen C Elize ve Citroen Berlingo'lar 20 bin liraya, 20 ay %0,79 faiz fırsatıyla. Üstelik Citroen binek modellerde 4 bin liraya varan takas fırsatları Citroen yetkili satıcılarında. Gelin Citroen modellerindeki çok cazip avantajları yakalayın. Baş Tuğ Oto artı 2 yıl garanti hediyesiyle siz Citroen müşterilerini bekliyor. Citroen Baş Tuğ Oto. Adres Ordu Giresun Karayolu 8. kilometre. Telefon 0452-233-34-34. Citroen. Bolat Çapa Makinesi. Bolat, 22 beygir gücünde emsalsiz bir çapa makinesidir. Tek silindirli motorlardan farklı olarak titreşimi azaltmak için iki silindirli olarak dizayn edilmiştir. İki silindir aynı zamanda yakıt tasarrufunu sağlar. Sıradan çapa makinelerinde sadece hava soğutma sistemi kullanılırken, Bolat çapa makinesinde buna ek olarak radyatörlü yağ soğutma sistemiyle desteklenmektedir. Ergonomik yapısı sayesinde motor son derece hafiftir. Diğer hiçbir markada kullanılmayan otomotiv tipi şemsiyeli debriyaj, 40 mm kalınlığında aks pili sayesinde güvenli ve konforlu sürüş sağlar. 22 beygire uygun güçte alüminyum vites kutusuna sahiptir. Başoto Bolat Ordu Bayi artık Fatsa Ordu'da. Ev sahibi olmaya hazır mısınız? Hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. -40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. Birinci derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizdeki eve sahip olun. İhtiyaç duyduğunuz tüm güvenceler tek bir noktada. Kasko, trafik, iş yeri, konut, mühendislik, sağlık, emeklilik, sorumluluk, nakliyat, ferdi kaza. İsa Akçay Sigorta. Kırk yıl önce bir hayalim vardı. Bu yolda mücadele ettim, inandım, çok çalıştım. Doğduğum toprakların gücünü hep yanımda hissettim. Beni bugünlere getiren bunlar oldu. Biz de bir hayalin peşinden koştuk, hazmettik, büyüdük. Ama kalitemiz, milli kimliğimiz 40 yıldır hiç değişmedi.
Şimdi de yeni markamız BluePet yakıt istasyonlarıyla Türkiye yollarındayız. Yüksek standartlarda ürün, benzersiz hizmet için BluePet'e gelin. Ulusal sermayenin gururu Ergaz'dan, Türkiye'nin gücü BluePet. Milletimize hayırlı olsun. 52 şimdi her yerde 52. Yeah.